Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısı arasında gösterilen Ara Güler, duyduğunuzda çok şaşıracağınız pek çok ismin fotoğrafını çekti. Bunlardan en ünlüsü Picasso. Bu videoda sizler için Ara Güler'in gözünden yabancı ünlüleri derledik. Cannes Film Festivali'ni izlemeye gönderilen Ara Güler kapıda fotoğraf çeker. Birden herkesin yere düştüğünü, lambaların devrildiğini görür. Biri geliyordu ama kimdi? Çelimsiz, küçük boylu, sıradan bir adam geliyordu. Bu adam Picasso'ydu der. Picasso'nun sadece iki kare fotoğrafını çekmiştir. Picasso'nun kitabının yapılacağını duyunca yayın evine gider. Ben de sizinle gelip günlük yaşamını çekeyim der. Böylece Picasso ile buluşma gerçekleşir. Dünyanın en ünlü ressamı korka korka gittiği dişçi dönüşünde Ara ile buluşur ve ''Sen Fransız ressam Kazenna'ya benziyorsun. Dur senin bir resmini çizeyim.'' der. Ara donar kalır. Picasso onu çizer. Altına da imzasını atar. Ara Güler, Türkiye'de bir adet orijinal Picasso var. O da benim evde." der. Sofia Loren. Sofia Loren'ı bilir misin? Onun asansöre bindiğini görünce asansöre binmiştim ben de. Yukarı çıktık beraber. Otel odasının ortasında da yatak var. Kadın yorgundu. Ayakkabılarını çıkardı. Yatağın üzerinde oturdu. Burada böyle dururken resmini çekebilir miyim dedim çek deyince birkaç tane çekip Türkiye'ye gönderdim. Burada afiş yapmışlar. Muhabirimiz Ara Güler Sofya Lora'nın yatak odasında diye. Laf mı bu şimdi? Indira Gandhi Yeni Delhi'deki evinde kendisiyle röportaj yapıyordum. Aynı gece akşam uçağıyla Bangog'a uçtum. Otel odama girerken gazeteleri gördüm. İlk sayfalarında bir haber vardı. Indira Gandhi tevkif edilmişti. Bu demektir ki Gandhi'nin son resmi şu anda benim elimdeydi. Dali'nin Paris'te oteline gittim. 101 numarada kalıyormuş. Kapısını açtım. Bana bakıyor. Niye benim fotoğrafımı çekmek istiyorsun dedi. Çok meşhursun da onun için dedim. Benim dakikam 25 bin dolardır dedi. Güzel ama ben bir dakika fotoğraf çekemem ki dedim. Beni tuttuğu gibi dışarı attı. O akşam bir Yahudi arkadaşımla yemeğe gittim. Dali beni dışarı attı dedim. O benim vaftiz babam dedi. Ama sen Yahudisin, o Hristiyan nasıl olur dedim. Sen karışma dedi. Gitti konuştu. Ertesi sabah saat 11'de gittik. Dali bana bakıyor ben ona. Senin fotoğrafını çekmeliyim. Adam akıllı bir fotoğrafın yok dedim. Kimse yokken gel dedi. Ertesi günü saat 10'da gittim. Üç gazeteci daha geldi. Hani benden başka kimse olmayacaktı dedim. Dur ben onları hemen salarım dedi. Elinde de gümüş saplı bir baston var. Bilin bakalım ziftin formülü nedir dedi. Kimse bilemedi. Formülü kafadan attı. Benim adım Salvador Dali. Bu bastonu ziftin içine sokar çıkarırım. 5 kuruşluk baston olur 50 bin dolar. Sen bunu yaparsan deli derler. Şimdi dediğimden ne anladınsa git onu yaz dedi. Üçünü birden toplayıp dışarı attı. O fotoğrafları o gün çektim. Dustin Hoffman'a gittim. Dedi ki ofisime gel. Gittim birkaç fotoğraf çektim ama yer hoşuma gitmedi. Yahu dedim başka yerde çeksem olmaz mı? New York sokaklarında yürümeye başladık. Dedi ki benim bir randevum var istiyorsan sen de gel. Güler'in röportaj boyunca burnuna takıldığını fark eden Dustin Hoffman iki yıl sonra karşılaştığı gazeteci Leyla Umar aracılığıyla sizin meşhur bir fotoğrafçınız var. Adı Ara Güler. Geçen yıl benim resimlerimi çekerken burnumun azametini belirtmek için çok uğraştı ama onun burnu benimkinden daha hürmetliceydi. Sevdim o adamı. Lütfen selamlarımı söyleyin mesajını gönderdi. Federico Fellini ben Fellini'yi çektiğimde o kadar da meşhur değildi. Onu meşhur eden filmleri çekmemişti daha. Fellini haline gelmemişti. Sokakta yürürken yanına 3-5 kişi ancak yaklaşırdı diyor. Yılların fotoğraf duayeni Ara Güler. Son sergisinde yer alan sanatçılardan Fellini için. Alfred Hitchcock'la yaptığımız çalışmayı unutamam. Onun çekimi biraz sıkıntılı olmuştu. Ayaklarını ön plana alarak bir fotoğraf çekmek istedim. Hitok da rejisör falan olduğu için fotoğraf işlerinde iyi biliyor. Karşımda kurnazca hareketler yapıyor. Sabah 11'de başladığımız çalışma hiç unutmuyorum akşam 5'te bitti. Bana kızdı başlarda. Sevmedi ama sonra alıştık birbirimize. Şakalaşmaya başladık. Baktı ki ben ondan daha matrak biriyim. Rahat rahat çalıştık sonra. Ben de içimden yahu ben Picasso'larla falan çalışıyorum. Sen de kim oluyorsun? Sen Hitchcock'san ben de Ara Güler'im diyorum. İki fotoğraf efsanesi yan yana. Ara Güler'in Kudelka'nın yıllar önce çektiği fotoğrafı ve en son halleri. Dönemin İngiliz devlet adamı Winston Churchill Ara Güler'in kadrajından. 1950'li yılların ve belki tüm zamanların en çok tanınan ve başından geçen sansasyonel olaylarla ses getiren sapranosu Maria Callas. Dediler ki, Onassis'in yatı geliyor. Hemen bir balıkçı teknesi kiraladım ve gittim. Onassis'in yatını buldum. Teknelerin ortasında bir direk olur. O direğe çıktım, fotoğraf çekmeye başladım. Maria Callas gördü. Benim orada fotoğraf çekmem çok hoşuna gitmiş. Beni yanına çağırdı. Çantasını açtı. Makyaj yapmaya başladı ve ben bir sürü fotoğrafını çektim. Fotoğraf sadece bir araç değil, algılama biçiminin bir parçasıdır diyen ünlü yazar John Berger'in Ara Güler tarafından çekilen fotoğrafı. Yine Ara Güler'in fotoğrafladığı Nobel ödüllü yazar Bernard Russell. 1960 yılında ünlü fotoğrafçı Bill Brandt Londra'daki evinde dizlerinin üzerinde Mecmuanın kapağındaki bir katın fotoğrafçının portresiydi. Altında Imogen Chugging'ım yazıyordu. Amerika'nın yaşlı fotoğrafçısıydı ve ben onun resmini çekmek için San Francisco'daydım. Amerika'nın 200. yıl dönümü için Yaratıcı Amerikan adlı sergimi hazırlıyordum. O benim fotoğraflarımı çekti, ben de onun fotoğraflarını çektim. Ara Güler için sergi açan dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastio Salgado Salgado bir gün Ara Güler'e hediye ettiği fotoğraflardan oluşan sevgili dostum Ara'ya sergisi açtı. Serginin öyküsü şu şekilde. ''Ben seni hep izlerdim. Fotoğraflarını da çok severim. Senden fotoğraflarını istiyorum.'' der bir gün Salgado. ''Kaç tane verirsen ben de o kadar fotoğraf veririm.'' diye de ekler. ''Seç 15 resim.'' deyince ''15 az. Daha çok fotoğraf istiyorum. 30 tane olsun.'' der. Böylece Ara Güler hatır sayılır bir Sebastio Salgado koleksiyonuna sahip olur. Ara Güler'le belgesel fotoğrafın bir başka ustası Salgado arasında geçen bu fotoğraf alışverişi, Salgado'nun da onayının alınmasıyla yıllar sonra bir sergiye dönüşmüş olur. Ansel Adams, Carmel'deki evinin bahçesinde, San Francisco, 1974. Anılarında yaşayan Luis Aragon'un evine gittiğinde Aragon duvarlardaki resimleri göstermeye ve anlatmaya başlamış. Aragüler de onu bütünleştiği bu resimlerle çekmiş. 1969 yılı Paris, ünlü Fransız şair Jacques Prévert. 20. yüzyılın en popüler tarihçilerinden biri olan Arnold Toynbee. Hayatı boyunca 17 kez Cannes Film Festivali'ne giden Ara Güler, 1958 yılında 11.si düzenlenen festivalde de yönetmen Orson Welles'in fotoğrafını bu şekilde çekmiş. Ara Güler hayranı olduğu Charlie Chaplin'in fotoğraflarını da çekmek ister. Chaplin benim dünyamı kuran, bana vizyonu veren, hayata bakmayı öğreten adam. O zamanlar İsviçre'de bir şatoda yaşıyordu. Karısı da Amerikalı ünlü yazar Egon O'Neill'in kızı O'Annaydı. Bunların şatosunun önünde 3 gün kar kıyamet demeden fotoğraf çekmek için bekledim. Sonunda o anla donmamdan korkup konuşursan konuş ama resim çekme dedi. Adam yürüyen iskemlede felçli resimlerini çektirip akıllarda böyle bir imaj bırakmak istemiyordu. Çünkü o da benim gibi elimdeki fotoğraf makinesinin acımasız olduğunu biliyordu. Pire gibi dolanarak dünyanın en cevval tipini yaratmış Charlie Chaplin'i felçli halde çekmek bana yakışmazdı. O nedenle onun fotoğrafını fırsat bulduğum halde çekmedim. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.